aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz, ezeli ve ebedi önderimiz ve rehberimiz, vesile-i necatımız, nurumuz, Efendimiz, Seyyidimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açtık. Muhterem müminler, samimiyetle ve hulusla söylüyorum. Ömürlerimize ömür eklesek, durmadan fahri kainatın güzel sıfatları, ulvi ve ilahi vasıflarından, hasletlerinden söz etsek ve konuşsak, Ömer İbnül Farid'in dediği gibi, zaman biter de onun güzel vasıfları bitmez. Rabbimizden niyaz ediyoruz, aczimizle, hadsizliğimizle ve fakat gayreti imaniyemizle yaptığımız şu konuşmaları ebedi saadet ve kurtuluşumuza vesile kılsın diyorum inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimeye geçen derste birinci fıkrasına mana vermiştim. Teberrüken tekrar mana veriyorum. Peygamberi Zişan Efendimiz'i bugün kendi öz hasletleri, şiarı ve sünnetiyle tanımaya çalışacağız inşallahü teala farklı olarak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Es'a'idu billah Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra. Ey Nebi-i Zişanımız, ey Peygamberi Ali Bürhanımız, seni biz insanlığa, beşeriyete ve bütün aleme şahit olarak gönderdik. Geçen dersimizde bu şahitliğin manasını kısaca hasbuhal ettik muhterem Müslümanlar. Mahşerde bütün ümmetler üzerine Muhammed ümmeti şahit olacak. Ve ümmetinin şahitliğinin doğru olduğuna da Hazreti Muhammed şahit olacak. Hatta bunun şöyle bir latifesi de var, size arz etmediğim bir latifesi. Sahabeden Cenab-ı Abdullah İbni Mesud Hazretlerine Peygamber Efendimiz Ya Abdullah, bir Kur'an-ı Kerim okur musunuz? Dinleyeyim diyor. Cenab-ı Abdullah Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim size nazil oldu. Siz daha tatlı okursunuz. Ne olur siz lütfedin de biz dinleyelim diyor cevap olarak. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, Ya Abdullah, ben dinlemekten daha çok zevk alırım. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latif mana var. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَه۪يدًا Ayet-i Cellesine geldim diyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَه۪يدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَه۪يدًا Ayetine geldim. Resul-i Zişan tarafına şöyle mübarek veçhine bir baktım diyor. Gözünden inci gibi müstemir yaşlar. Dökülüyordu diyor. Muhterem Müslümanlar, Ayet-i Celle üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar, bakınız. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ Ya Muhammed, her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz. Bu şahitlerin de şehadeti üzerine وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا En son senin şahitliğin ve şehadetinle mühürleyeceğiz ya Muhammed. O gün nasıl gündür biliyor musun? Allahu Zülcelal Habibine böyle hitap ediyor. Peygamber Efendimiz bu manayı tezekkür
tefekkür, o alemi tekayyülün içerisinde şarıl şarıl gözyaşlarıyla Mevla-i Müteal'ine şükürlerle meşgul idi diyor. Rabbim o günde bizi Livaül Hamd'in sancağının altından ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ve mübeşşiran ve nedira, ya Muhammed, seni müjdeleyici olarak, yani iman edenleri, aşk ve ihlas sahiplerini, namaz, oruç, hac ve zekatına mülazemet edenleri, Hazreti Kur'an'a tabi olup Allah Resulü'nün yolunda yürüyenleri, aile hayatı ve ticaret ahlakını şeriat çizgisine oturtanları cennetle, nimetle, devletle, saadetle ve cemalle müjdeleyici olarak gönderdik seni ya Muhammed. Ve nezira, aşırı gidenleri, hakikati ve hakkı inkar edenleri, nifak, küfür ve şirk ehlini, ne oldum delisi olup da hakayık-ı ilahiyeyle istihza eden, ağzını eğen katırları ve alçakları, İslam yolunu karanlık görüp kendilerine göre Avrupa'ya, Amerika'ya kuyruk olanları, ecdadına söverek esnafına kötü şeyler söyleyenleri, yüzyıllar, bin yılların medeniyet asırlarını kendine göre hafif görerek kendi yaptığını daha çok beğenenleri, ateşle ve cehennemle, azap ve ikabla korkutasın diye nezir olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, her dersimizde hemen hemen temas ediyoruz az da olsa. Günümüz cidden çok acayip hadiselerle seyrediyor. Ben mümin kardeşlerimden her dersimde rica ediyorum, daima kendinizi kontrol ediniz, aileniz ve yavrularınıza sahip çıkınız, çocuklarınızı yetiştirirken İslam inancı ve Kur'an nuruyla, Hazreti Muhammed'in edep ve ahlakıyla yetiştiriniz. Sakın ola ki bu kokmuş asrın şartlarıyla yenilik yapacağız diye evlat ve neslinizi boşa götürmeyiniz diye tembih ediyorum muhterem Müslümanlar. Hani dev şair Muhammed İkbal'in bir sözü vardı ya, Gertuhayi çün müselman zisten, nist mümin mümkün cüzbe Kur'an zisten, ezfiri bi asrine hoşyar baş, rehfüt et ey rahre hoşyar baş diyordu koca İkbal, dev şair, büyük filozof, Pakistan'ın ciddi kurtarıcısı. Yüce Rabbimiz mahşerde bizi onlarla haşret. Eğer diyor İslami bir hayat istiyorsan ey mümin, bu söz tabii Kapı Camii'nin cemaatine, muhterem Müslümanlar, yoldan fırlamışlara, çiziden çıkmışlara İslami hayat diye bir şeyden bahsettiğiniz zaman onlar sadece yılışıyorlar artık. Bu devirde artık İslam'da neymiş diye muhterem müminler. Evet, bu söz beni dinleyen kardeşlerime ve İslam cemaatine sabahı haşre kadar. Eğer İslamca bir hayat, Müslümanca yaşamak istiyorsak diyor Muhammed İkbal, nist mümkün cüzbe Kur'an zisten, Hazreti Kur'an'ın dışında İslami hayat düşünülemez diyor. Müslümanlar, ibadet ve taatımızda, ahlak, inanç ve edebimizde, adab-ı muaşeretimizde, içtimai yaşantımızda, evdeki adetlerimiz ve hayatiyetimizde, muamelatımız ve alışverişimizde, vatan sevgisi, bayrak ve sancak sevgisinde ve hakeza ve hakeza bütün işlerimizde sıkı sarılacağımız şey Hazreti Kur'an muhterem Müslümanlar. Evet, Hazreti Kur'an, evet. Filozof, dev şair öyle diyor. Kur'ansız İslami hayat yok diyor. Bunların hali ne olacak? Onları Allahu Zülcelal'e havale ediyoruz muhterem müminler.
Ya. Peygamber Efendimiz için ayet-i celle devam ederek şöyle buyuruyor, bakınız. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Ya Muhammed, Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti, sadece kavmi Arabı değil, sadece kavmi Türkü değil, sadece Boşnağı değil, bütün bir insanlığı, bütün milletleri Allah'ın izniyle Hakk'a davet, tevhide davet, vahdete davet, Allah'a ve aşka davette seni vazifeli, davetçi, da'i kıldık, davetçi olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, demek ki Japonya'dan, Sibirya'dan ve Rusya'dan, Türkistanlardan, Türkiye'den, Ümit Burnu'ndan, Şimali Afrika'dan tutunuz, Faslara ve Amerikalara varıncaya kadar bütün bir beşeriyet için Peygamber Efendimiz Allah'a davetçidir. Allah'a davetçidir. Ya muhterem Müslümanlar. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Ayet-i Celisinde Cenab-ı Hak seni bütün insanlık ve beşeriyet için peygamber ve elçi olarak gönderdik ya Muhammed buyuruyorlar. Diğer peygamberler bir kavmin peygamberi, bir cemaatin peygamberi, bir şehrin peygamberi, hatta bazen bir kaza ve köye iki tane nebi gönderdiği olmuştur tarihte Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in. Ama Müslümanlar çok bahtiyarız. Çok 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 neşeli olmak lazım, olmamız lazım. Çok bahtiyarız. Cenab-ı Halik-i Zülcelal bizi o peygambere ümmet kılmıştır elhamdülillahi teala. Son peygamber, peygamberler peygamberi, hatta Suyuti ve emsali bazı muhakkıklara göre meleklerin de peygamberi, sadece insanlar ve cinlerin değil, sadece Resulü Sekale'in değil, melekler ve cinlerden, insanlar ve cinlerden sonra meleklerin de peygamberi. Muhterem müminler, burada şöyle bir latifeyi ifade edeyim size, bakınız. Cebrail aleyhisselam şeytanın barigahı mecd-i uluhiyetten lanetle tardı gününden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine nezele bihir ruhul emin ayeti ininceye kadar gülmemiş muhterem Müslümanlar. Ondan evvelki gelişlerinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cenab-ı Cebrail aleyhisselama hep bakıyor kederli ve mahzun, kederli ve mahzun. Ne zaman ki estaizu billah nezele bihir ruhul emin ayeti kerimesi nazil oluyor, Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin olan Cibril vasıtasıyla Allah-u Zülcelal Muhammed'ine, Habibine göndermiştir diye buyuruyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam o gün tebessüm ediyor, gülüyor Peygamber Efendimiz'e karşı. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri soruyor. Ya Cibril, seni şimdiye kadar vahiy getirdiğinde hep mahzun görürdüm. Bu ayet-i celle'nin nüzulünde mütebessim, gülerek gördüm seni ya Cibril. Acaba sebep ve hikmeti nedir? Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Cebrail'in sözü bu. Ya Resulallah, vaktaki Hazreti Adem'e secde emrinde iblis secde etmedi. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ki Suyuti'ye göre arz üzerinde 80 bin sene ibadet ettikten sonra, Kurtubi tefsirinde kaydediyor, hemen hemen altında secde etmediği ağaç kalmadı yeryüzünde diyor. O zaman ismi Azazil idi. O zaman ismi Azazil idi. 80 bin sene arz üzerinde ibadet etti diyor Azazil. İbadetine binaen Cenab-ı Hak cennetine feriştahların, meleklerin içerisine çekti. Ama ne zaman ki Hazreti Adem'e secde ediniz emri geldi, İblis bütün melekler secde ettiği halde böyle dimdik duruyordu. Niye secde etmedin Adem'e?
Cenab-ı Hak soruyor, ya Rabbi ben ondan hayırlıyım. Zira onu topraktan yarattın, ayak altındadır, beni alevden, ateşten yarattın diyor. Ateşin şulesi alevden yarattın beni, ben ondan hayırlıyım diyor. Böyle nefsince fasit bir kıyasla Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldiği için ebedi lanetle cennetten çıkarılıp dünyaya indirilip recmedilmiş olduğu halde kıyamet sabahına kadar da Cenab-ı Hak kendisine mühlet verdi. Müslümanlar, burada şöyle bir tembihi yapmak istiyorum. Onun için Adem oğlunun şiddetle düşmanıdır. Sakın ola ki şeytana uymayalım inşallahu teala. İnne şeytana lekum aduvun fettehizuhu aduva. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin düşmanınızdır. Onu sakın dost bilmeyin, düşman bilerek tedbirinizi aldınız diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beşeriyeti kıyamet sabahına kadar ikaz ediyor. Bu ayağı kayıp da burnunun üzerine düşüp inkar ve ilhat ve küfürle hıkırdayanlar şeytanın filesine düşmüş, tuzağında inleyenlerdir. Rabbim bizi onlardan kılma diye Halik-i Zülcelal'imize iltica ediyoruz muhterem Müslümanlar. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerine davetçi Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu davetçinin sıfatlarını, şiarını, yaşantısını ve hayatiyetinin şartlarını göreceğiz muhterem Müslümanlar inşallah. Yalnız şu fıkrayı bitireyim. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Seni bütün bir beşeriyet ve kainatı aydınlatıcı bir güneş olarak gönderdik ya Muhammed. Ya siracı münir. Muhterem Müslümanlar, bir şem'a, bir kandil, bir avize düşününüz ki kainatın tavanına asılmış, alemde ne mağara, ne ev, ne hucurat, ne büyüt, hiçbir yerde karanlık kalmıyor. Ağaçların, kayaların gölgesi bile nurla aydınlanıyor. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün kainatı böylece aydınlatmaya memur bir nur, bir güneş, bir ziya, bir ışık olarak, bir avize, bir kandil olarak gönderdiğini Cenab-ı Hak böylece beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, hatta bütün peygamberler bir nurdur ya, efendim, Hazreti Adem'den itibaren 124 bin enbiya, bütün peygamberler bir nurdur ya, birer nurdur. Fakat bu nurun, bu nurların nurun nereden geldiğini İmam-ı Busri şöyle işaret ediyor, bakınız kaside-i bürdesinde. وَكُلُّ اَيِنْ اَتَرْ رُسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاِنَّمَا اتَّسَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. Ya Rab! 124 bin enbiya ki ayrı ayrı mucizelerle geldiler. فَاِنَّمَا اتَّسَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ. Hepsine bu mucizeler Hazreti Muhammed'in imdadıyla gelmiştir. Onun asıl olan mucizelerinin fer'idir, aksidir, aydınlatması, tecellisi ve himmetidir diyor muhterem Müslümanlar. Ya, ya. Muhterem müminler, dudaklarımız bu Nebi-i Zişan'ın mübarek ayak izlerindedir. Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz kerem buyursun, lütfesin inşallahu teala. Birçok seferlerimizle Rabbimizin kerem ve lütfu ile inşallah Mescid-i Saadet'inde yürüdüğü topraklara yanaklarımızı koymayı Rabbimiz mukadder kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, izi ve ayağının izindeki toprakların kıymeti deyince benim Abdurrahman, Konyalıların genç hocası benim Abdurrahman Bukhari-i Şerif'ten çıkarmış. Hani ben size daha evvelki dersimde Osmanlı şairinden naklen söylemiştim ya. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muyine heft asumanı ya Resulallah diyor diye şair. Neydi o? Delikanlı hadi bakayım. Türkçe yahu, dedeyin dili.
Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı almam ya Resulallah. Değişmem bu yine heft asumanı ya Resulallah. Sakalın bir tek teline yedi kat gökleri verseler değişmem ya Resulallah. Bukhari Şerif muhterem Müslümanlar, ibareyi olduğu gibi okuyorum. An İbn-i Sirin kal. Kultü li abidete. İbn-i Sirin meşhur rüya tabirci. Selefte Hasan-ı Basri gibi şahlanan büyük ilim adamlarından biri. Yüce Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Evet. İndena min şa'rin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem esabnâhu min kıbeli enes ev min kıbeli ehlil enes. İbn-i Sirin diyor ki Hazreti Enes'ten veya Enes'in oğullarından, torunlarından intikalle elimize Peygamberi Zişan Efendimiz'in mihye-i saadetinden bir kıl geçti diyor. Onu ömrümüzün, hayatımızın, şerefimizin bahası olarak saklıyoruz diyor. Fekal İbn-i Sirin devam ediyor. لَاَنْ تَكُونَ عِنْدِ اِشَارَةٌ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Buradaki lam-ı kasemdir. Vallahi diyor Rabbime kasem ederim ki Resulullah'ın mihye-i saadetinden bir şaranın, bir kılın nezdimizde bulunması ehabbu ileyye mine dünya ve mafiha, bizim için dünya ve içindekilerden daha evla ve afdaldır diyor. İçinizde yaş itibariyle benimle beraber olan, benden yaşlı olanlarınız var. Hacı ve İsa'da Mustafa Efendi hocamız bilhassa Piripaşa'dayken mübarek gecelerde mübarek eliyle sakalı şerifin sandukasını minberin yukarısından binlerce kişiyle salatu selamlarla indirilir ve birkaç saat salatu selamlar birkaç bin cemaatle devam eder. Lihye-i Saadet-i Muhammedi saygıyla ve gözyaşlarıyla öpülür, yanaklar sürülür ve çekilir tazimle. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin hayatında elini öpmek şirktir diyebilir mi bir adam? Haşa. Ya. Takbilul yed hiyel musafaha. Riyazu's Salihin'de Yemen'den heyet geldi diyor. Yemen'den heyet geldi. Peygamber-i Zişan İmam-ı Nevevi'nin Riyazu's Salihin'inde takbiliyet bahsinde arzu eden bakabilirler. Peygamber Efendimizin omuzunu öptüler, alnından öptüler, elini öptüler, dizini öptüler, eteğini öptüler, ayağını öptüler diyor. Resul-i Zişan bunlara kendisi arzu etmezdi. Öyle kolay kolay elini de vermezdi. Hatta bir satıcı, muhterem Müslümanlar, hep mesele Peygamber Efendimiz'den geldiği için zaruri bazen tekrar söylüyorum. Muhterem müminler, Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah'ın yanındaydım. Peygamber Efendimiz gömlek satın aldılar diyor. Gümüş çıkarıp verdiler. Tartın satıcı tarafı ağır olsun buyurdular diyor. Gömleğin bedelini verirken satıcı tarafını ağır tartın dediler diyor. Dükkandaki satıcı bu söze hayret etti diyor. Sordu diyor, yahu bu zat kim? Şu kadar senedir Medine çarşısında satıcıyım, daha satıcı tarafı ağır olsun diyene rastlamadım ben. Hep kendisinin ağır tarafını almasını arzu ederler. Kim bu zat? Soruyor Cenab-ı Ebu Hureyre'ye. Tanımıyor musun? Hatemül Enbiya, ahir zaman peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, satıcı olduğu yerden kurşunun namludan fırladığı gibi fırlıyor. Peygamber Efendimizin önüne kapanmak, eline kapanmak istiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, hayır, aşırı bir hareketten Allah'a sığınırım. Fekulu Abdullahi ve Resulü, bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani biz de burada şöyle sıralanıyorsunuz, musafaha ediyoruz ya, sık sık rica ediyorum, el öpmek olmasın, musafaha kafi, musafaha kafi diye, musafaha kafi diyorum.
ama gençler, delikanlılar söz anlamıyorlar. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin alnından öptüler, omuzundan öptüler, elini öptüler, eteğini ve dizini öptüler, ayağına kapandılar diye Nevevi naklediyor muhterem Müslümanlar. Evet. Böyle olunca tabii nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Ya her halükarda Rabbimiz bizi fahri kainatın nurlu yolundan ayırmasın diyoruz muhterem Müslümanlar. Ve şunu tekrarlıyorum. İç kısımda Peygamber Efendimizin parmakçıklarının üzerinde 1. Sultan Abdülhamid merhumun neşidesi, kasidesi orada ahşap levhalarda yazılı. Bu levhalardan biri neymiş? Rabbul Cemali Teâlâllâhu Hâlikuhu Femislehu fî cemîl halkı lem ecidi. Öyle diyor Abdülhamid merhum. Rabbimiz mahşerde bizi onlarla, dedelerimizle haşretsin inşallahü teâlâ. Güzellik Rabbisi, güzellik Rabbisi, Teâlâllâhu Hâlikuhu. Muhterem Müslümanlar, burada ikinci manada şöyle, mecazi manada Peygamber Efendimiz'e de mana verilebilir. Rabbül Cemali demek, Seyyidül Cemali demektir, Sahibül Cemali demektir. Fıkıh kitaplarımızda Rabbül Beyt'te olduğu gibi, Rabbül Abd'te olduğu gibi, Arap kardeşlerimiz daha iyi anlarlar bunu. Evet, kölenin efendisine Arapça'da Rabbul Ab tabiri kullanılır. Evin sahibine Rabbul Beyt tabiri kullanılır. Kadim olarak ilim kitaplarımızda da böyle. Şu halde Rabbul Cemali, ezelden ebede güzellik ve cemalin efendisi Hazreti Muhammed ki Teâlâllâhu Hâlikuhu, yaratana kurban olayım. Efendim böyle diyor. Ne yüce yaratıcı bu. Ne mükemmel, ne kamil yaratıcı bu, ne büyük yaratıcı bu. Hocam, şimdi sen böyle söyleyince, hani senin bazı yumurcaklar var ya, şimdi oturdukları yerde onlar böyle hıngıldamaya başladılar. Yahu peygamber de hiç bu kadar medhüsena edilir mi filan diye. Bunların hiçbiri benim sözüm değil evladım. Bunlar hepsi selefin sözü. Daha neler var önümde ya. Ve bunu dünya saltanatına, dünya hakimiyetine oynayan Osmanlı sultanı söylüyor. Ben bu sultanlara kurbanım. Rabbim bu milletin kaderini tekrar Osmanlı'ya teslim et diye milyar duam var. Evet muhterem müminler, şimdi geliyoruz Şifa Şerhinde Aliülkari Hazreti Ali'den naklederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaratılışı, mümtaz vasfı, ahlakı ve sünneti. Hazreti Ali soruyor, sizi takayyül eden hangi sıfatlarınız da sizi anlasın ya Resulallah? Sizi nasıl takayyül etsin? Şiarınız nedir? Mümtaz vasıflarınız nelerdir? Siz nasıl bir Muhammedsiniz ya Resulallah? Peygamber Efendimizin cevabı. Şifa-i Şerif 1. cilt Aliülkari Şerhi. Bakınız orada göreceksiniz. Hazreti Ali'den Cenab-ı Peygamber Efendimiz sünnetini, şiarını, hasletlerini böyle kendi dilinden tarif ediyor. Aliülkari gibi bir ilim eri de eserinde tahric ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. El marifetu re'su mali. Müslümanlar, hepinizin dikkat nazarını, kulağını, gönlünü Peygamber Efendimizin güzel vasfı ve sünnetinin beyanına çekiyorum. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. El marifetu resu mali. Allah'ın marifeti sermayemdir. Sözü böyle başlıyor. El marifetu resu mali. Nasıl da ayi celle esanidü billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İbn Abbas tefsirine bakınız. İlla liyarifullah. Sultanül Müfessirin İbn Abbas Hazretleri illa liyarifullah tefsir buyurmuşlar. Ben insanlar ve cinleri hiçbir şey için değil, marifetullah'ı tahsil etsinler, Allah'ı bilsinler diye yarattım diyor. Tabii Allah'ı bilen Resulünü de bilecek. Men yuta'ir Resule fekat ata Allah. Men yuta'ir Resule fekat ata Allah.
Eğer Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Seni yol kesici, seni zalim, seni Kur'an-ı Kerim'i alıp Resulullah'ı dışlamak isteyenler var memleketimizde muhterem Müslümanlar. Ya Allah Resulüne gelen, ki Resulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde? Allah Resulüne gelen Kur'an-ı Kerim'i güya Libya'nın başındaki Don Kişot gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir, kabul ederiz. Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir, kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhterem müminler. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ Kur'an-ı Kerim böyle diyor yavrular. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ Kur'an-ı Hakim'in bazısına inanıyor, bazısını küfranda, inkarda mı bulunuyorsunuz diyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Hayır. Bütün külliyatıyla Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kucaklayacağız. Evet. Sonra sahibül Kur'an Hazreti Fahri Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Madem yaratılışın gayesi marifetmiş, Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Zülcelal böyle buyuruyor, Peygamber Efendimiz de kendisini tarif ederken böyle buyuruyorlar. El marifetu reysu mali. Marifetullah sermayemdir. Ya muhterem Müslümanlar, dağ başında olsa, çöl ortasında olsa, Sibirya'da olsa, buz denizlerinde yaşasa, akıl sahibi için Cenab-ı Hakk'ın zatına inanmak Maturidi'ye göre farz-ı ayındır. Farzdan evvel farz, farzdan sonra farz, farzın içinde yine farzdır. Akıl sahibine mazeret yoktur muhterem müminler. Halikini, yaratıcısını, Rabbisini peygamber ulaşmadan dahi, Kur'an eline gelmese dahi alemlerin Rabbisine inanacak. Ama Cenab-ı Halik Hücudar Kur'an-ı Kerim'de kendisine tebliğ varmadan bir kula azap etmeyiz buyuruyor. Namaz gibi, abdest gibi, hac gibi, zekat gibi şeyler eğer kendisine, ki bugün dünyada radyonun, televizyonun varmadığı, yayının ulaşmadığı yer kalmadı. Onun için buz denizlerinde yaşayan Eskimolar dahi İslam peygamberine inanıp namaz ve oruçla mesul olduklarını, memur olduklarını bilmeleri gerekir. Çünkü yayınlar oraya da varıyor, Kur'an orada da okunuyor muhterem Müslümanlar. Ama geçmiş asırlarda televizyonlar, radyolar, bu yayınlar yokken Sibirya'nın ortasında peygamber tebliği varmayan insanlar Allah-u Zülcelal'e inanırlar ve bununla cennete girerler. Yani la ilahe illallah dedi mi anahtarı aldı, cennete girerler. Ama tebliğ kendisine geldi mi, Hazreti Muhammed'den haberi oldu mu, Hazreti Kur'an'ın ayatını duydu mu, Peygamber Efendimiz'e de inanacak, Resul-i Zişan'ın emrettiklerini, faraiz ve şeriatın emirlerini tatbik edecek, haramlardan sakınacak, ancak o vakit cennete girer. Rabbimiz gönüllerimizi marifetullah ile tezyin buyursun inşallahü teala. Muhterem müminler, tabii marifetullah, Allah bilgisi herkesin kalbinde, dikkat buyurunuz, herkesin kalbinde ayrı güçte, ayrı kuvvettedir. Ampul var 1000 mumluk, ampul var 500 mumluk, ampul var 100 mumluk, ampul var gece lambası 7,5 mumluk. Evet muhterem Müslümanlar, Sıddık-ı Ekber'in imanı için Fahri Kainat, levvüzle imanu Ebu Bekr'in ma imanu ümmeti leturaccahu aleyhim buyuruyorlar. Ebu Bekr'in imanıyla bütün bir ümmetin imanı tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ya Rab, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ve muhterem Müslümanlar, Resulullah'ın şöyle bir hadisini de çok iyi hatırlıyorum. Ebu Bekir kesretü salatü savm ile değil, Allah'ın kalbine yerleştirdiği bir manevi cevher ve nur sayesinde bütün ümmetimin ön sırasını almıştır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, hep beraber seviyoruz değil mi? Öyleyse müjdeliyorum,
mahşerde kişi sevdiğiyle beraberdir inşallah. 1,5 milyar cesette bir ruh taşıyor adeta, bir kalp taşıyor, bir inanç taşıyor, bir kıbleye inanmış, bir arşa el açıyor, bir mabudun kulları ve bir peygamberin ümmeti olarak yaşıyoruz inşallahu teala. Sevgi ve sevgi. Muhterem Müslümanlar, o kadar mühim ki evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa, evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa bütün günahları affedilir. Anne ve baba evladın yüzüne şöyle tebessüm edip de eliyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince Cenab-ı Hak günahını affeder. Resul-i Zişan'ın huzurunda yetimden bahsedildi. Resul-i Zişan'ın huzurunda yetimden bahsedildi. Peygamber Zişan Efendimiz buyurdular ki, bir kimse tebessümle yetimin yüzüne baksa, Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bir kimse sevgiyle, merhametle yetimin yüzüne baksa ve yetimin başını şöyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince günahını Cenab-ı Hak affeder. Dakikalık, saniyelik amel bu ve bu İslam. Müslümanlar, ve bu İslam bu. Başka nizam da, başka sistem de, başka rejim de, başka düstur da, başka kanun da. Yok, yok, yok. Bu İslam'da bu. Ne hacet hocam? Sen kendini de fazla yorma ya. Ne hacet? İşte bu rejimin getirdiği vasat ve ortam bu işte, bakınız. Yüzyıllarca beraber yaşamış memleket evladı Stenlerle, Thompsonlarla, makinalarla birbirini öldürüyor. Evet. Sistemin getirdiği bu işte. Halbuki ise İslam peygamberi böyle buyuruyordu. Ya Ebader, la tahkiranne minel marufu şey'en ve lev entelka ehake büvesin talik. Kurban olduğum İslam. Ya Ebader, la tahkiranne minel marufu şey'en. İyilikle güzellikten en azını dahi hakir görme, küçük görme ya Ebader. Velev ki çarşıya giderken veya gelirken yolda bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Ya muhterem Müslümanlar, İslam'ı böyle anlayacağız. Muhterem müminler, giderken gelirken sohbette, yolda, çarşıda, pazarda, tarlada, ticarette, alışverişte bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi maruftur, iyiliktir, güzelliktir. Peygamber Efendimiz bunu dahi küçük görme ya Ebazer buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Muhterem müminler, zaman zaman söylüyorum, 48 senedir kürsiden Konyalı'yı, dünyalı'yı, Türkiye'de aşağı yukarı bantlarımın girmediği, atımızın ayak izi olmayan yer yok hemen hemen. Ta Hollandalara, Kabe'nin karşısına varıncaya kadar konuşmalar ve dersler elhamdülillahi teala arzın merkezine kadar yürümüş durumda. Bütün bu davetlerimizde istediğimiz İslam'ın bu kardeşliğidir, bu sevgisidir, bu vahdettir, bu parıltıdır, bu nurdur Allah'ın inayetiyle. Şu halde sevişeceğiz, kaynaşacağız, kucaklaşacağız, 1,5 milyar bir vücut haline geleceğiz. 55 İslam devleti bir devletmiş gibi. Ama hocam müsaade etmiyorlar yahu. Ha? Konyalılar. Ama baksana gazetelere, radyolara, televizyonlara müsaade etmiyorlar yahu. İlla da Avrupa'ya kuyruk, Amerika'ya köle olmaya devam diyorlar. Cenab-ı Halik-i Zülcelal lütfedecek inşallah, ölmeden göreceğiz. Konyalılar, ölmeden göreceğiz. 55-57 İslam devleti tek devlet halinde ve 1,5 milyar tek vücut halinde
Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sancağının, bayrağının, şemsiyesinin altında toplanacağız inşallahü teala. Ve muhterem Müslümanlar, kafirlerin, aç kurtların bütün korkusu bu ki, ya Müslümanlar birleşirlerse, korkulu rüyaları, 1,5 milyar kucaklaşırsa, sevişirse, kaynaşırsa, Müslümanlar tefrikalar bize garbın ithalidir. Hatta ırkçılık belası bile garbın ithalidir. Bu milletin vahdetini bozup saflarını koparmak için. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve cealnakum şuuben ve kabaile lita'arafu inne ekremakum indallahi etkakum diyor. Biz sizi büyük büyük vilayetlere, küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdık ki birbirle tanışıp, sevişip, kucaklaşasınız, vahdeti İslam'ı tesis edesiniz diye. Fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Hak, İnne ekramakum indallahi etkakum, sizin içinizde en seçkininiz, en çok muttaki olanınızdır. Ve Arafat, Fahri kainat devesinin üzerinde veda hutbesinden yeni tabirle bir pasaj, bir cümle böyle: Ela la fadla li arabiyyin ala acemiyyin ve la li acemiyyin ala arabiyyin ve la li ahmara ala esved ve la li esvede ala ahmar. İnne ekramakum indallahi etkakum. İnne ekramakum indallahi etkakum. Ne Arap'ın aceme, ne acemin araba. Her kavmin kendine göre fazileti vardır. Kudretine kurban olayım Yüce Mevla. 6,5 milyara başlarına 6,5 ayrı akıl vermiştir. Ayrı irfan vermiştir. Ya bedi'i kudret. Muhterem Müslümanlar, tatbikatta şu parmağın izi birbirine benzemiyor. 6,5 milyar. Ancak bu parmak izi müteassı bir komiser arkadaş söylüyordu. 5000'de birbirine biraz yaklaşıyormuş. 5000 parmakta birbirine biraz yaklaşıyor. Şu samadaniyete bakın, şu kudrete bakın, şu izzete bakın, şu celale bakın, şu ulluk yüceliğe bakın, şu alemlerin Rabbinin hikmetine bakın. Evet, 6,5 milyarın aklı ayrı, tabiatı ayrı. Hatta muhterem Müslümanlar, ben şurada saf tutmuşum, namaz kılıyorum. Ta geride bir arkadaşımız öksürüyor diye, ha bizim Hüseyin'de var diyorum. Emin olun böyle. Ses tonajların, nüanslarında, tonajlarında, seslerin birbirine farkına bakıldığı zaman dahi sanki Mevla 6,5 milyara ayrı kudret levhası olarak ayrı istidaf vermiştir, ayrı güç vermiştir. Muhterem müminler, biz bu Allah'a kuluz. Yahu bir de çalım edeyim mi Müslümanlar? Ha? Müslümanlar ne dersiniz? Son söz. Yani hocalar biraz çalımlı olur tabii. Dervişler gibi böyle pek mütevazı olamıyoruz. Allah bizi affetsin inşallah. Bir de çalım edeyim mi size? Bu Allah'a kul olduğumuz için izzetliyiz ve aziziz elhamdülillahi teala. Öyle ite köpeğe pabuç bırakacak cinsten zelil mahluk değiliz. Biz Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle dünyada da, ukbada da, mahşerde de, sıratta da, cennette de onun saçağı altında olmak istiyoruz. Ve öylece bu ikrarla, hani Akif ya Rab bizi bu ikrar ile haşret dediği gibi, bu ikrar ile Allahu Zülcelal'in huzuruna varmayı istiyoruz inşallah. İyyâke na'budu. Tabi ezanımız okundu, müezzin efendiler haklı olarak sabırsızlanmaya başladılar. İçinizde memurlar var, saatleri belli. Fazla da uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Evet, 1,5 milyardan, hadi 1 milyar hüsnü zannedeyim, 1 milyarı namaz kılıyor şu anda muhterem Müslümanlar. Şu anda ellerini bağlamışlar ve böyle diyorlar. Fatiha'yı okuyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Tamam mı Müslümanlar? Sözü böyle kesiyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder,
sana baş kırar, sana bel eğer, senin huzurunda secde eder ve yardımı ancak senden bekleriz, istihan ederiz senden, avni inayet sendendir Rabbim diyoruz. Ve bu halde böylece güzel güzel yaşayacağız, kardeş olacağız, seveceğiz, sevdireceğiz inşallahü teala. Bir ruh haleti içerisinde, halatın lifleri gibi muhterem Müslümanlar, hani binlerce lif böyle bükülünce bir halat meydana geliyor, 200 bin 300 bin tonluk şirefleri sahile rıhtıma böyle çekip bağladığında devinemiyor artık. Bunun gibi bütün davalarda böyle bir vahdeti İslami'yi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleyen. Hakkı hak bilip hatta hakka ittibak, batılı batılı bilip batıldan içtinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemize ilhak eyleyen. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye-i mustafaviye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleyen. Cennet vatanımız ve bütün alem İslam'ı belalar, felaketler, musibetler, hele düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.